Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon izleyiciler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine kızgın karşılaşalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzurunuza sunuş getirişimiz. Qınamızda diqqatlar ekranımızı bolsun. Şarkı Türkistan'da yuqumlanğıçılarının sani 322'ye örledi. Atalmış Uyghur Abdum Raylıq Sahiyya Sağlıqını Sağlaş Komiteti bugün elan kılığan en yeni uçurdu bildirilişe, Şarkı Türkistan'da Xitay virusu bilen yuqumlan uçularının sani 322'ye çıkan. 28 iyul saat 0'den keş saat 24'ki kadar Ürümçi şehirde 89 kişi Xitay virusu bilen yuqumlanğan. Bular içide yeniden baykalğan alametsiz yuqumlan uçularının sani 43 bulup, bular içideki 15 bimar Ürümçi'de baykalğan. Diviziyada bir Qashqarda bir kişi bulup, Şarkı Türkistan boyunca umumi yuqumlanğıçılarının sani 322'ye örülgen. Bular içide 3 bimarının kesel ahvali xatarlık, 16 bimarının keseli iğir iken. Şarkı Türkistan boyunca alametsiz yuqumlanğıçılarının sani 133 bulup, Ürümçide 130, diviziyada 1, Sanjide 2 iken. Nöbette Şarkı Türkistan boyunca ayırıp tekşürülgen kişilerin sani 9121'ye yetken. Çanşa keşlik gezdinin bugünkü haberde bildirilişçe, Xitay'nın Dalian'da 8 kişinin yeniden Xitay virüsü bilen yuqumlanğanlığı baykalgan. Ondan başka yeniden alametsiz yuqumlanğıçılardan 4 kişi baykalgan bulup, 3 bimarının kesel ahvali iğir, yani 3'ünün kesel ahvali yinik iken. Ülke bu içi virüs bilen yuqumlanğıçılarının sani 52'ye yetken. Zümrüt Hanım'a Xitay'dan tehdit xeti geldi. Zümrüt Davud Hanım, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan lager hem de Xitay'nın Uyghurlarga yürgüz vatkan kırgın kılıç cinayetini halkarada cüretlik paş kılıçını devamlaştırıp gelmekte. Xitay, Zümrüt Hanım'ın Xitay'nın cinayetlerini halkarada paş kılıçını toxtuş üçün rezil vasitlerini işgisalgan bosumu, bırak Zümrüt Hanım kayserlik bilen Xitay'ın halkarada paş kılıçını devamlaştırgan lager şahitlerinden biri. Yakında Zümrüt Hanım'a Xitay dairler tarafından tehdit xeti kelgen bulup, tehdit xetiden munular bildirilgen. Zümrüt, isende çın tut. Sen biz Xitay hükümetine ahmak kılma. Senin yalgan yavdak sözün halkara sot mahkemesi hiç nimege erzimeydu. Biz senden yırahtı emez. Sen hazır balların bilen billi yaşayalganından hoş bulsan buludu. Zümrüt Davud Hanım, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da tesis kılgan ceza lagerden kutulup çıkan az sandaki Uyghurlarının biri. O, ötken ile 24. sentabr Şarkı Türkistan'daki kişilik hukuk krizisi yığınıda ceza lagerlerdeki Xitay'nın cinayetleri hakkında guvahlık bergen. Zümrüt Hanım'ın bergen ispatları halkarada gulgulu kozgap, Şarkı Türkistan davasını halkaralaştırışkı küçülük hessi koşkan idi. Xitay'nın cinayeti hakkında guvahlık bergendeyken, Xitay dairleri Zümrüt Davud Hanım'ın dadısıga lagerde ziyankeş tıkılganda, Zümrüt Davud yanılı cüret bilen otturuğa çıkıp, Xitay'nın Şarkı Türkistan'daki cinayetlerini paş kılgan idi. Xitay virüs bahanesi bilen Uyghurlarını xorlamaqda. 28 iyul ictimai uçur vasıtları tarqalgan sindin məlum bolışça, Xitay virüs yuqumunun aldını eliş bahanesi bilen Şarkı Türkistan xalqını her xil usulda xorlamaqda. Sinde Xotan'nın məlum bir yesidiki korcaq əməldar sırtkı çıkışını çəkləş buyruqıga əməl kılmağını bahane kılıp, İki ayalını koçudu yügüreş cezası bilen cezalıgan. Korkak emeldar yügürevatkan ayallarını iğizgi alğısız hakaret sözleri bilen hakaretligen. Bugün ictimai uçur vasıları tarqalgan sirlerde məlum buluşça, Xitay dairleri virüs yuquminin aldığını eliş bahanesi bilen, her kaysi ailenin işiklerini peçetlep sırtkı çıkışını mutlak çekligen. İşiki çaplangan peçetke öyde aram elin dep yazılgan. Şarkı Türkistan'ın şimaldan tarqalgan yeni bir sinde Xitay'nın korkak emeldarları öyünün sırtıdaki kişilerini çağırıp gelip öygü solap işki peçet çaplıgan. Şundaklı halıqını öydün kat'i çıkmaslı hakkı da agahlandırgan. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın korkunçluk bayanatı hiç kandak nerse burunkudak bulmaydı. 28 iyul A-Haber Toru haberde eğitilişe Dünya Sahiye Teşkilatı'nın baş direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus bunun deyken dünyada Xitay virüsü sebeplik hiç kandak narsı burunkudak bulmaydı degen. Dünya Sahiye Teşkilatı'nın baş direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus Şivisariya'nın Cenve şehirdeki Dünya Sahiye Teşkilatı'nın merkezde muhbirlerini kütüveli şığına açgan. O bu yığında Xitay virüsü hakkında korkunçluk bayanat bergen.
O sözde men sizlerge samimiyetim bilen sözleymen. Bunun deyken dünya hiçbir vakit burunqidek bolmaydı degen. Onun bu sözü bütün dünyaya təsir körsetken. Xitay virusu dastlabda 2019 yılı 12. ayda Xitayning Xubey ülkesinin Wuhan şehirde oturğa çıkan. Bu yuqumluq kesellik bayqılıp kısqa vakit içinde bütün dünyaya kengaygan. Bu kesellik tarqılıp fakat hazırgıcı bolgan 7 ay içinde dünyada 650 mingdan köp kişi bu kesel bilen ölüp ketti. 16 milyon 300 mingdan artıq adam yuqumlandı. Bu kesellik xalqarada yuqumluq kesel deb e'lon qilingan bo'lib, köpligen devletler bu virusqa qarşı vaksina ve doğru işlep çıkarış üçün bütün küçü bilen qattıq tirişçallıq körüstü vatkan idi. Dünya Sağlık Teşkilatının bu bayanatı bu virusqa qarşı vaksini ve doğru işlep çıkarış üçün tirişi vatkan, bütün dünyadaki köpligen devletlerinin ümidigi soğuk su sepidigan intayin vahimilik bir bayanat bolgan. Yeni bir tarafdan Dünya Sağlık Teşkilatının yakında elan kılgan bayanatıga qaraganda, Xitay virusini yenip saqaygan kesellerge virusning qayta yuqish ehtimolining bor yo'qligiga to'liq javob yo'q bo'lib, bu tema ustida elib berilayotgan tadqiqotlar aktiv holda davomlashmoqda ekan. Parlament a'zosi Lütfü Türkkan hukumatni ig'ir ayibladi. İyi partiyasining Turkiya parlamentidagi guruhining muavin raisi va Kocaeli millatvakili Lütfü Türkkan efendi Mecliste kılgan akbarat elan kılış yığınıda hükümetini Uyghurlar haqqıda qattıq ayıpladı. O sözüde hükümetinin Xitay'dan alıdığan 3.5 milyar dolar qarız üçün Uyghurlarının setişini tallıqallıqını təkitləb, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da Uyghur Türklerine karşı elib berivatqan cinayetlerine Gərib dünyası başta buluş bilen birge köpligen devletlerinin inkas qayturğallıqı ve bazılarının ceza yürgizgelikini bildirip hiç kandak avaz çıkarmagan ve avaz çıkarmaslıkı devam kılıvatkan birden bir devlet Türkiye dedi. O sözünün devamı diyene, Uyghur Türkleri huddi yüzlerini Mekke'ye karatkandak ümit kütüdüğen Türkiye'den hiç kandak avaz çıkmadı diğerlerini bildirdi. Yasama yılı başladığından bu yana Çin'de cereyan eden olaylarla alakalı meclisin dikkatini çekmeye çalıştık. Bunu müteaddit defalar dile getirdik. Ama İktidar Çin'den alacağı 3,5 milyar kredi karşılığında Uygur Türklerini satmayı tercih etti. Evet, bunun altını çizmek istiyorum. Uygur Türklerini satmayı tercih etti. Çin'in Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine karşı işlediği insanlık suçlarına Batı dünyası dahil olmak üzere birçok ülke tepki gösterdi. Bazıları bazı müeyyideler uygulamaya çalışıyor. Burada hiç sesi çıkmayan, sessizliğini muhafaza eden tek ülke Türkiye. Uygur Türklerinin kıble gibi yüzlerini döndükleri Türkiye'den bugüne kadar hiçbir ses çıkmadı. O sözü diyene Beycan'daki Türkiye elçisi Emin Önen'nin 2019 yıllık faaliyet dokülatını görüp çıktım. Dikkatlarını tarttım o bilmedim. O bir yıl içinde nurgullugan ziyaretlerde boptu. Ama aslında ziyaret kılışı gerek bulan Şarkı Türkistan'a kadem besip mi koymaktı diğerlerini bildirip, hazır Türkiye'nin beşi de her kimgi dost ama Türk'ü düşman bir hakimiyet varlığını bildirdi. O sözünün devamı diyene Uyghurlar'a yeni bir zerbenin Palestin reisi Mahmud Abbas'ın kelgeliğini bildirip, hükümetini kinayelik şekilde ayıpladı. Ve bizning mecliste ağzını açsa AK Parti'ye milletvekilleri köz yaşlarını tutalmayı kalıdığan Palestin reisi Mahmud Abbas bargo. Ani şu Mahmud Abbas Xitay reisi bilen telefon görüşüşü de şundaq deydi. Hakikat Xitay'nın Palestin halkının en işençilik dostu işkerlikini kancılığan kıtım ispatladı. Palestin, Hong Kong ve Şincan'a alakadar meselelerde Xitay'ını yıkındın kollaydı. Karanlar, Şarkı Türkistan mı demeyi vatıdı. Belki Şincan devatıdı. Ve Xitay'ını izgil kollaydıqallıqını bildir vatıdı. Bu yerde hükümetki yeni bir kıtım çakırı kılımen. Her nersi buluvatısılar, ama buluşu gerek bulgan bir nersi bulmayıvatısılar. Tehi Türk bulalmadanlar. Bir kıtın bolsumu Türk buluşunu sınav yıkanlar dep çakırı kıldı. Nöbette hemenin dikkati hükümetinin o otturgu koygan sözlerge kandak cevap berdi kallıqı merkezleşti. Xitay Sodiger Şarkı Türkistan'daki mecburi emgekten malumat verdi. Şarkı Türkistan'daki türlük siyasi bastırışının növeti zor gölemlik mecburi emgeki qarab menevatkallıqı haqqıda köpligen muhakimeleri oturgu çıkıvatkanda, Mışxil mecburi emgek bilen yaxşı tunuşluq bir Xitay Sodiger bu axtiki özü bildiğin əhvallarını akbarat sahasiga aşkarıldı.
Zimistan jurnalining 26-iyul sonida e'lon qilingan maqolada ko'rsatilishicha, Shanxi o'lkasidagi bir kiyim-kechak zavodining xo'jayini Wang Haoning zavodi Sharqiy Turkistondan necha ming ishchi yollagan. Hukumatning uqtirishi bo'yicha Sharqiy Turkistondagi emgak ishiga yetgan har qanday kishi cho'qim xizmatga o'rinlashi lozim ekan. Hukumatning atalmish namratlikni tugutish shuari ostidagi bu chaqiriqi bo'yicha ishga o'rinlashgan bu Uyg'ur yoshlari Xitoy zavodlarida har kuni 13 soatdan emgak qildi ekan. Ama ayda 500 som taxminan 70 Amerika dolları maaş aldı diken. Grupu başlıklarının maaşı bolsa ulardan bir hissi köp oldu diken. Wang Hao'nun bildirişçe bu Uyghur işçiler zavut yatıqıda yatıdığan bulup, ularının bir kısmı emdili 16 yaşına girgen ballar iken. Bularının ata anları asasen lagırda bulup, mektepler ularını müşkil zavutlarına işleşke uğurlaştırdı diken. Lagırlardan koyup berilgen hem de zavutlarına işçi çüşkallarına bolsa maaş berilmeydi diken. Wang Hao bu axtı söz kılıp, Hükümetning namratlıqni yo'qotish haqidagi shuarlari butunlay aldamchilik. Ularning yo'qotmoqchi bo'lgani Uyg'urlarga xos ideologiya degan. Chunki uning zavodidagi Uyg'urlarning yemak-ichmak va boshqa turmush odatlarida Uyg'urlarga xos hech qanday mazmunning bo'lishiga yo'l qo'yilmaydigan bo'lib, ularning cho'chqi go'shi yeyishi va Xitoy kompartiyasini yigani xudo deb bilishi odatdagi ish hisoblanadi ekan. U mushu ahvollarni umumlashtirib, men o'zim Xitoy bo'lsam-mo shuni e'tirof qilamanki, Şinjan'da hiç kandak kişilik hukuk mevcut emez diyen. Kristin Jardin Uyghurlar duçkili vatkan kırgıncılıkka sel karışkı bulmaydı dedi. Xitay rejiminin Uyghurlarga karata icra kılı vatkan tedbirleri allıqaçan etnik tazılaş dep itiraf kılınıp bulgan bulup, növeti bu halının insaniyet tarihideki tolumu korkunçluk bulgan kırgıncılık karakterini alğalıqı bargan sirek köp garip siyasi yollarını bu axtı pikir kılışkı ündümekte. Angliya parlamentining a'zosi Kristin Jardin bu munosabat bilan maxsus maqola e'lon qilib, dunyo jamoatini Uyg'urlar duch kelayotgan qirg'inchilikka sal qaramaslikka chaqirdi. Shotlandiyaliklar gazetasida 27-iyul kuni e'lon qilingan bu maqolada ko'rsatilishicha, navbatda ko'plab ma'lum bo'layotgan Uyg'urlarga doir uchurlar Uyg'urlar duch kelayotgan reallikning allaqachon qirg'inchilik shaklini elib bo'lganligini ko'rsatdi. Bulupmo Angliyadagi Xitoy elchisining minglagan Uyg'ur tutqunining poyiz stansiyasidagi Xitoy turmalariga yotkilayotgan ko'rinish haqida so'z qilib, mahbuslarni yotkash hammali davlatda bor ish deyishi uni bakmo shurkandirayotgan. Abdurning bayon qilishicha, yaqindan buyon lager shohidlarining ruhiy va jismoniy qiynoq haqidagi bayonlari ko'plab tarqalayotgan bo'lib, Amerika tamojna xodimlarining 13 tonna yolg'on chashni lagerdagilarning 5idan tushirib olingan degan sabab bilan musodara qilishi Ahvolning hozir qaysi darajaga borganligini ko'rsatib beradigan bir muhim omil ekan. Uyg'ur ayollarini majburiy tug'mas qilib etish haqidagi isbotlarning o'ttirig'i chiqishi bilan ziyongashlikning isbotlari, qirg'inchilikning paketlari g'arib dunyosini dal mushu vaqtda yuz berayotgan qirg'inchilikka qandoq muomila qilishga jiddiy chaqirmoqda ekan. Mutaxassislar Mike Pompeo'ning nutqini Xitoyda tuzum o'zgartirish chaqiriqi deb baholadi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo 23-iyul kuni kommunist Xitoy va erkin dunyoning kelajagi mavzuliq muhim nutq so'zildi. U bu nutqida Amerikaning yillardan beri Xitoyga qaratgan siyosatini qarg'ularcha deb atadi. Shundoqla amdi davrning o'zgarganligini eskartib, biz agar Xi Jinping tushi hukmron bo'lgan 21-ci asr emas Erkin 21-ci əsrge erişimiz deydikəmiz, Xitay bilən qarıqularçı münasibət ornitişini təşəbbüs qıldığan siyasətini davamlaşdırmasıqımız, onunla qayıtmasıqımız kerak. Əgər erkin dünya özgərməsə, komünist Xitay bizni özgərtib etdi degan sözlərini qılğan idi. Amerikadakı tunulğan Xitay işləri mütəxəssisi Gordon Chang Mike Pompeo'nun bu nutqını yepyeni Xitay siyasətinin signalı dedi. O sözdə mənçi Mike Pompeo'nun nutqı intayin zor tarixi əhmiyyətke igə. O Amerikanın Xitayğa qaratdığan yepyeni siyasətinin signalı və mən bunu nəhayət yaxşı əhval deyə qarayman dedi. Gordon Chang əpəndi bu vaxtki göz qarışını Dövlət Mənfəəti namlıq tor jurnalında mı elan qılğan bulub, o məqaləsindən nurgun kişilərinin Amerikanı yeni soğuq uruş başlayıbdı deyə bahalayatqanlığını aytıb, bunu toğra deyə qarmaydığanlığını. Çünki Xitayının Amerikaya bolğan düşmənliyinin yeniliq eməsligini Əgər bu yerdə yeniliq bar deyilsə, o halda bu yeniliqnin Amerikanın Xitayının düşmənlikini tunub yetişi ekanligini bayan qılğan. O bu nöqtədən qarğanda Mike Pompeo'nun şu günkü nutqıda biz Amerika 50 yıldan beri Xitayğa yürgüzüb gələn münasibət ornitiş siyasətini körüb taşıldıq. Əmdi biz Xitay rejimini özgərtişdən ibarət
yepyeni siyasetke kucak açımız digerlikini oturgu koygan. Fransiya parlament azası Xitay Uyghurlarga ziyankeşlik kılganlığı üçün halkarada cezağı tartılışı kerek dedi. Uyghur meselesinin halkaralı şığa ağışıp, yıkınkı işke hafta içinde Fransiyada Xitay'a karşı Uyghurlarını kollaş çakırıqı aşkarı fikir ikimi aylandı. Fransiya Azatlık gezeti Uyghur kırgıncılığı devamlaşmakta mavzuluk makale ilan kıldı. 30 nefer parlament azası Fransiya prezidenti Macron'a imzalı xat yollap, halkara sotta Xitay'nın Uyghurlar üstüden insaniyetki karşı cinayetini sürüştürüşünü talep kıldı. Fransiya Taşkı İşler Ministeri Xitay'dan lagırlarını takaşını ve halkaralık müstakil tekşürgücülerini rayonga kirgiz için talep kıldı. Yeni sol kanat siyasi grubunun Uyghurlarını kolla çakırıqıdaki başlamcı parlament azalarından A.O. Relin Taçi Efendi, Erkin Asya Radyosu muhbirinin Fransiya parlamentinin asaslık azaları Xitay'nın Uyghurlarına tutkan korkunuşluk muamelesi çoğunkur kümül bildiğalıqını bildirdi. Sizinki Fransiya parlamenti Uyghurlarını koğdaş üçün nimelerini kılışı gerektiğen sualıga cevap verip, ''Mən Fransiya Prezidenti Emmanuel Macron'a yazgan xeytimde etkinimdek, bu xatki her qaysi siyasi partiya ve taraflarının vekilleri bulup 30 nefer parlament azası imza koydu. Parlament azaları bulu süptimiz bilen bizning mecburiyetimiz, xalqara ahdinamelerge hürmet kılış ve biz vekilli kılıdığan cumhuriyetimizin kımmet karışı, tüp prinsiplerimizin Fransiya ve çigramızın sırtıdımı koğdaşkı kapaletli kılış. Xitay'nın Uyghurlarga tutkan muamelesi xalqara kanun ve xalqara cemiyetke iğir tehdit elip geldi. Bu asasi hukuk, asasi erkenlik ve insani kadir kımmetki karata kubul kılgılı bulmaydıgan hücumdur. Kişilik hukuk grupları, tetkikatçılar, musafırlar ve guvahçılar Uyghurlarının kan kölemlik tutup duruş, mecburi nüfus kontrol kılış, mecburi emgekini özçüge algan zulümlerge uçurabatkallıkları hakkadaki dokulatlarını ilan kıldı. Xitay rejiminin Şarkı Türkistan'da kırgıncılık elip barğallıkının delil ispatları var. Biz bunu körmeske salalmayımız ve biz bunu bir insaniyetki karşı cinayet dep tunuyumuz digerlerini bildirdi. O muhbirinin köplügen suallarına cevap verip, ahirada insaniyetki karşı elip berilgan bu cinayetinin inkası çokum halkaralık buluşu gerek. Bu cahette Fransiya çokum barlık təsir küçü ve diplomatik küçüden paydalanıp, kollektiflik kollaştığın ibaret usulünü kullanıp, maslaştırışı zürür digerlerini bildirdi. Avrupa İttifakı Hong Kong üçün tedbir planını kabul kılganlığını jakarladı. Avrupa İttifakı Xitay'nın Hong Kong alahide memuri rayonunda yolu koyulduğun atılmış devlet bihaterlik kanun dinken, Hong Kong halkını kollaş üçün bir türküm tedbirlerini öz içige algan plan teklifini kabul kılganlığını ilan kıldı. İlanda tedbir planı dairesindeki sahalar, köçmenler, panahlanış ve vize siyaseti, Sezgür üskünler ve texniki eksporti, Hong Kong üniversiteleri bilen akademik almaştırış programması ve okuguçlarına okuş mükafat poli, amevi teşkilatlarını kollaş, Hong Kong bilen cinayetçilerini almaştırış ve başka sahalardaki kilişimlerde red kitizildi. Avrupa İttifakı'nın Xitay'nın mezkur devlet bihaterlik kanununun icra kılınışını yıkındın gözlüdüğallıqı. Tekilengen eylandı yana tedbir planının mu kayıtı közdün keçirildiğallıqı uxturuldu. Xitay'nın en yukarı kanun makullaş organı bulan Memleketli Halk Kurultayı Daimi Komitesi de 30. iyonda birdek makullanan mezkur kanun Xitay reisi Xi Jinping tarafından imzalanan idi. Bu kanun arkalık Xitay akbaratlarda Hong Kong hainleri süptede eks ettirilgen öktişi jurnalistler, soda sanayiçiler ve faaliyetçilerinin devlet bihaterlikini bahane kılıp, sotku tartılışı asallışıdıgan bulup, bu dair diyene çeklengen cinayetlerini sadır kılgıçlarını 3 yıllıktın kamak cezasıga cezalaştığımı asallışıdıganlıkı bildirilmekte. Xitay 3 devletinin Hong Kong bilen tüzgen kilişimini tonlattı. Xitay, Kanada, Avustralya ve Angliya'nın Hong Kong alayide memur rayonu bilen tüzgen cinayet kumandarlarını kaydırıp biriş kilişimini tonlatıp koydu. Xitay Taşkı İşler Ministerliği bayanatçısı Wang Wenbin Beijing'de ötkizgen muhbirlarını kütüveliş yığında bayanat berip, Kanada, Avustralya ve Angliya'nın Xitay'nın içki işlerine aralışışıga kaydırılgan inkas süpüde mezkur devletler bilen Hong Kong otursidiki cinayet kumandarlarını kaydırıp biriş ve adliya sahası da hemkarlaşış kilişimlerinin tonlatıp kuyulgallıkını uxturdu. Wang Wenbin Kanada, Avustralya ve Angliya'nın adliya sahasındaki hemkarlıkını siyasiylaştırgallıkını ve devlet xavfsizlikki münasifetlik meselelerde koş ölçem kullanğallıkını ilgiri sürüp bildirildi. Kanada, Avustralya ve Angliya Xitay'nın Hong Kong alayide memuri rayonunda devlet xavfsizlik kanununu icra kılışkı başlığallıkını ilgiri sürüp, bir tarafıma halda Hong Kong bilen imzalanan cinayet kumandarlarını kaydırıp biriş kilişimini tohtutup koyganlıklarını ilan kılgan idi.
Yeni bir tarafdan Yeni Zelandiya'mı bugün Hong Kong bilen tüzgen mezkur kelişimini toğnutup koyganlıkını ilan kıldı. Ve bu kelişimden icra kılınışıdan çünkür endişe kılıdıganlıkını oturgu koygan. Beijing dairleri her kaysi devletlerinin bu mesele toğrısızdaki pozisyaya Hong Kong'a sırtının müdahale kılışı da baha verip karış çıkmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşeceğiz. Sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şunlukla program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.